Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Nazife Hanım, neler oluyor? Vallahi güzel şeyler oldu da benim açımdan kötü oldu. Bakalım ne yaşanacak. İnşallah. Siz Nazife Hanım 3 gün önce nikahlanmışsınız. Evet, 3 gün önce evlendim. Ay, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne, eşiniz burada mı? Burada. Nerede? Ay, sizi de tebrik ederim. Hayırlı olsun. Ne kadardır beraberdiniz? 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu, artık tamam dediniz. Yani. Yeter artık. Doğru yani. Kişiyi bulunca niye uzatalım dedik. Çok haklısınız, güzel konuştunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Öğretmenim ben, Türkçe öğretmeniyim. Harika. Çocuklarla uğraşıyorum. Seviyorsunuz da belli. Seviyorum. Çocukları zaten küçükken de severdim. Mesela 5-6 yaşındayken benden küçük çocukların peşinde koşardım. Ya. Seviyorum. Anaç yani. Dediğimiz. Galiba biraz var evet. O. Çok güzel. Burcunuz ne? Boğa. Boğa. Evet. Allah Allah, pek de olmaz ama tamam. İşte arada denk geliyor. Peki. Peki evde yarışırken nasıl gidiyor yarışma? Evde yarışırken ya 7500-8000 o aralar gidiyor. Çok güzel. Ama hani o işte 9000'lere çıkmıyor bir türlü. Bir türlü çıkmıyor. Evet. Çok dikkatiniz dağılıyordur. Bilmiyorum, bakalım. Burada daha çok dağılıyor aslında ama. Şimdi ben toplayacağım onu, siz tamam. Merak etmeyin. Tamam. Peki şimdiki böyle hedefiniz kaç? 9000, 8900 yaptıysa. Ha ya, yenelim diyorsun. Tamam peki, bay pardon, ben az önce çok da iddialı değilmiş gibiydiniz ya. Ne bileyim. Yok, hala değilim. Birden hırslanacağınızı düşünmedim ben Nazife Hanım. Yok. Gerçekler açığa çıktı. Ya hırslandım da sanki böyle boyumun ölçüsünü alıp geri gidecek şimdi. Aa tövbe, niye öyle olsun efendim? Aa, olur mu öyle şey? Umarım olmaz. İnşallah olmaz. Bakalım mı? Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Belli bir alana verilen çok güçlü ışık. Çok güçlü ışık. Böyle. Hani nokta noktalar flaş. Üzerimde denir. Değil. Flaş değil mi? Değil. O zaman ben bir harf. Bir harf alalım. S. S. Belli bir alana verilen çok güçlü ışık. Arkasından sessiz harf geliyordur belki. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İlk elin günahı olmaz. Evet. Evet. Spot. Spot, doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Yüksek öğretim öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca geçimlerini sağlamaya yardımcı devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para. Burs. Burs, doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Bir kadın ismi olarak da kullanılıyor. Gelsin bakalım sorunun kendi. Ermiş kadın. Ermiş. Olgun. Değil. Yok, o öyle değil. Kadın. Erişkin değil. Ermiş. Ermiş. Yani dini açıdan ermiş. Evet. Evet. Ulvi açıdan. Yok, ermiş. Harf alayım. Ya. Harf verelim. Z. Z. Ermiş. Yok. Harf alayım. Harf aldık. Z. Azize. Azize efendim. Azize. Efendim, beş harflerden devam ediyoruz. İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime. Gelsin bakalım. Kutba ait. Kutupla ilgili anlamlarında bir sıfat. Kutba ait. Kutupla ilgili. Kalın şeyler giyeriz böyle. Soğuk. Ta. Soğukta kalın giydiğimiz şeyler vardır. Mont. Değil. Ondan, Bucuk. Kutbağı. Öyle değil. Yani mont gibi değil de bazıları mont gibi de olur da hani yumuşak bir kumaş türü gibi. Kürk. Yok. Ama kumaş mı? Kutbağı kutupla ilgili harf alın. Harf verelim. Kutbun Pabuç. İngilizcesinden gidebilirsiniz. Yok. İngilizce de yok ki ben. Battaniyeler olur. Hı-hı. Nokta nokta battaniye, böyle kalın, böyle yumuş yumuş böyle. Pamuk. Değil işte. Bir harf daha alayım. Alayım evet. Aldık aldık. Bir harf aldık. Po. Hı-hı. Ne? Yok. Aldık mı, bir harf daha mı aldık? Bir harf daha, bir harf daha aldık. Polarya. Polarya. Ama gerçekten. Nazife Hanım, gerçekten bilmediğiniz kendim. Yerden geldim. Kızdım kendime. Yok, hayır. Hiç kızmayın canım. Burası öyle evdeki gibi olmaz zaten. Ama polar da bilinirdi.
Neyse. Evet biz de çabaladık ama olmayınca olmuyor demek. Kısmette yokmuş efendim Polar. Neyse. Polar yani o kıyafetten falan aslında ben bilirsiniz diye düşündüm yani. Ya işte bilirim, normalde bilirim de. Tabii. İşte tabii. Öyle oluyor. Hiç problem değil. Tamam. İki harfiniz kaldı alabilecek, artık o kadar rahat davranmayın. Tamam. Bence sürede de biraz sıkıntıdayız, haberiniz olsun. Altı harflere geçtik. İsim soylu bir kelime soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu. Bir şey bildirmek için verilen işaret. Yardım. Değil değil. Yok. Bir şey bildirmek için verilen işaret. Bir şey bildirmek. Mesela sağa döneceksiniz arabayla. Ha, sinyal. Sinyal doğru cevap. Altı harflerden tamam. Ha, sinyal. Gülmeden devam ederim diye düşündüm. Yok biliyorum, farkındayım. Efendim altı harflerden devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir soru cevaba ihtiyacımız var şimdi. Basitçe zart diyebileceksiniz. Gelsin soru. Bazı edebi eserlerde yer alan ve epilog da denilen bölüm. Tarihi. Değil. Değil. Epilog. Tarihi değil mi ya? Yok yok. O zaman ben bir harf alayım. İki kelime ya bu. Bir harf verdik. Mesela kitapların başında bir şey var. Nedir o? Ön söz değil. Hah, bu tam tersi. Sözü ön. Öyle değil. Sözü ön. Ben durdurdum ya, bir dakika. Ne dediniz? Ön söz. Hah, bu tam karşıtı nedir bunun? Son söz. Son söz doğru cevap. Nazife Hanım. Bir harfimiz kaldı alınacak. Aman gözünüzü seveyim. Efendim yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan böyle soru kalıbında eski bir tabir tamam. Geliyor size. İki kelime soru kalıbında. Tamam. Sorusuna bakalım. Lüzum yok, gerekli değil anlamlarında kullanılan soru kalıbında bir söz dizisi. Lüzum yok, gerekli değil. Süre gidiyor. Gidiyor. Evet. Peki. Lüzum yok, süre gidiyor. Nokta nokta. Ne gerek var? Gibi bir şey öyle başlıyor ne? Diyelim. Neden? Ne? Buna ne nokta nokta? Lüzum. Ne lüzum? Gibi bir şey. Ne lüzum? Ne gerek? Gitti, neden? Gitti. Neden? Süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldınız. Aldınız. Basın harf. Tamam. Tamam. Heh, şimdi bileceksiniz. Ne halde? Değil. Değil. Ne hali? Değil. Ne? Alet aklımda. Evet. Ne? Gereksiz anlamında eski bir kelime. Ne kadar eski? Bayağı eski. Ya dün değil yani, bayağı zaman var. Ne haber? Değil. Değil. Ne? Lüzum yok, gerekli değil. Buna ne nokta nokta? Hacet. Hacet doğru cevap. Şimdi harf alamıyorum değil mi? Harf alamıyor musunuz? Aldım. Harf alamamakla kalmıyorsunuz. Şu an süreniz 6 saniye. Aa, kaç sorum var? 7. Yaparım belki ya. Durdururum hemen. Tamam. 16 saniye. Soruları gör. 16 saniye. Tamam, evet, o zaman görürüm. Durduracağım. Ay, soruları var. 6 saniyede 16'ya çıkınca rahatladınız. Evet. Kaç sorum vardı? 7. 7 soru var. Tamam, durduracağım. Hemen durduracağım. Hemen duruyor. Harf da yok zaten. Tamam. Alabileceğimiz. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz bir nesne adı. Tamam. Bilirsiniz, şak diye durun. Gelsin soru. Bücür çivi. Bücür çivi. Mıh. Mıhlama. Değil. Değil yok. Değil. Daha bücür. Daha böyle ofiste kullandığınız bir şey gibi. Şu şey çevrilenden. Değil. Çevrilmiyor. Değil mi? Yok. Civata. Değil. Bücür çivi. Mesela panolarda kullanılır. He, tamam. Evet. Bak adını unuttum. Bücür çivi. Harika. Ay neydi o ya? Biliyorum, çocuklarda da çok oluyor bu, sürekli ellerinde geziyorlar. Evet yani. Rapa kadar çok doğru. Rap. Ay, rap diye olacaktı. Üzgün alkış. Gerçekten.
Nazife Hanım. Ay ya, hiç hak etmediğiniz bir şey. Ağzınızdaydı çünkü. Yok, kelime. Evet, evet. Yani. Rap biliyordum diye. Biliyordum da. Ay zaten hepsini biliyorsunuz. Doğru, zaten. Hepsini biliyorum zaten. Gelsin bakalım efendim. 8 harfli ilk kelimemizin sorusu. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz. Tamam. Bakalım nasıl soruyoruz. Simgesel sözcüğünün Fransızca kökenli eş anlamlısı. Simgesel. Simge, sembol, sembollü, sembol. E? Lük, sembolcü. Yo, hayır. Sembole kadar çok doğru. Sembol. Yapım eki koyun. Sembol, sel. Yok. Onda. Yok. Sembol, sembolcü. Yok. O da saçma. Sembollü. Yok. Sembol de, sembol. Yok. Nasıl? Sembol. Ya bunu nokta nokta olarak gösteriyorum. Sembol. Sembolsel. Değil. Sembollüm. Değil. Sembol. Şey gibi, ne gibi denebilir? Ne gibi? Kışlık gibi düşünün. Sembol. İlk olacaktı Nazife Hanım. Vay be. Evet. Sembolik olacaktı. Çok mu düştüm ya? Eksi mi alacağım ben? Eksi mi? Onu çözeceğiz. Ben de o iş. Harf alayım var. Tamam, harf alacağım. Artık basacağım. Bakı. Harf deyip basayım ben. Evet. Yani tamam. Harf konusunda çok rahatsız. 6000 lira mı düştüm? Düştüm mü? 5000 mi oldu? Hiç çıkmadım. Hiç çıkmadım. Yani Nazife Hanım, siz 6000 görmediniz ki düştüm. Değil mi? Evet. Yok, hayır, yani en fazla 6000 mi alabilirim şimdi? Hayır. Ay Nazife Hanım, 5900 alabilirsiniz. Tamam. O da sizin güzel hatırınıza. Teşekkür ederim. Tamam. Harf diyeceğim şimdi. O harf diyeceğim, onu çözeceğiz. Olsun, tamam. Aynen. 5000 olsun. 5000. 5000 olsun. 5000'e tamamız. Hayır, tamam. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız. Çalışma hayatından geliyor. Gelsin bakalım. Çalışma harf aldı. Çalışma hayatında uyulması zorunlu davranış biçimleri ve kuralları. İş ahlakı. İş ahlakı doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Alt anlamı harf aldı. Alt tamam, anlamı oldu. Taslak olarak yazmak veya çizmek olan tasarlamak. Söz. Tasarlamak. Değil mi? Tasarlamak. Değil. Yok. Karalama. Karalamak. Evet. Karalamak doğru cevap. Daha sert basar mısınız? Tabii durdurmak ki. İçin. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir coğrafi tanımlama soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu. Harf alayım. Tarihte Ön Asya adıyla da anılan Anadolu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin'i içine alan bölge. Bir daha harf alayım. Bir tane daha harf alamazsınız. Harf şöyle bir şey yapabiliriz ama. Mesela evet. Japonya, Çin falan onları ne diye tarif ederiz? Uzak Asya, uzak doğu, uzak doğu. Bu işte onun tersi gibi düşünün. Yakın doğu. Yakın doğu doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan hayvansal bir ürün soruyoruz. Şöyle de kullanayım o zaman. 17 saniyem var orada. 17 değil mi? Ha. Kaç saniyem var? 17. Tamam, onu da kullanayım o zaman. İki sorum kaldı. Evet. Ne yapmak için kullanacaksınız? İşte düşüneceğim belki. Ha, tamam. Tamam. O zaman ben bakın çok da kullanmayın ha. Tamam. Tamam. gelsin bakalım soru. İpek örgülü tuzak. İpek örgülü. Harf alayım. Harf aldık. İpek örgülü tuzak. İpek. İpek örgülü. Şu A mı? He? Ne? A. A'lı bir şey. Evet, ne? A. Ah. Bitti mi? Tabii bitti mi? Ya bitti. 17 saniyeydi. Gitti işte 17 saniye. Örümcek kullanayım dediniz, alın kullandınız. Örümcek ağ. Ne? Örümcek ağ. Örümcek ağ doğru cevap. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ara ara gelin Allah aşkına. Vallahi gelin. Ne olur. Çok tebrik ediyorum çok tekrar evliliğinizi. Sizin de beyefendi. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hanımlar, beyler, Nazife Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmamız üzere.